Ana su bakayım. Oo Şefkat abi hoş geldin. Hoş geldin Şefkat abi. Hoş geldin. Hoş gördük. Hoş geldin. 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 Sefa getirdin. Hastanız iyisiniz. Şükrü. Hoş geldin. Şükrü. Bak ha bunlar benim dünürlerdir ha. Bu hanım da ailenin en büyük anası Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Teşekkür ederiz çok mutluyum. Zeynep sen ne duruyorsun orada öyle yabancı gibi ha? Geç bakayım şuraya. Merhaba Şükrü amca nasılsınız? İyi çok şükür de ne böyle sizi bizi konuşmalı kızım. Pardon amca pardon. Rukiye yenge nasılsın? Hoş geldin hoş geldin kız. Zeynep sen ne kadar boyamışsın güzelleşmişsin. Ben adım bu kadar bir şeydi. Anam İsmail. Hadi buyurun buyurun rahatta kalmayın. Geç buyurun. Yoldan gelen rahat olmamış. Buyurun buyurun geçin. Siz buyurun. Gelin gelin. Aman bu ne? Geçin buyurun. Ne kesin bir şey değil mi? Alayım ben buyurun. Açın açın açın. Açın açın. Ekmek ekmek ekmek. Bu kadar sanırım. Sen niye bir şey yemiyorsun da? Sen beğenmedin mi bunları? Başka şey hazırlatalım sana. Yok. Her şey çok güzel görünüyor da. Elinize sağlık. Yani tabak olmayınca. Dünürüm kusura bakma düşünemedim. Ben size tabak getireyim. Ay yok zahmet etmeyin. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Olsun ben gene de getireyim. Zahmet etmeyin lütfen. Çok şeker. Haydi. Bulunduğun ortama uymayı öğren artık mukaddes. Anneciğim. Ben sağlık açısından diyorum. Yani bunun hastalığı var, mikrobu var. Haksız mıyım? Bu durum seni rahatsız ediyorsa eline bir dilim ekmek kalırsın ama o dilini tutarsın. Bu kadar emeğe saygısızlık etme rica ederim. Ayol ben ekmeğin tadını bile bilmem. Elime ekmek alacakmışım. Taneler. Hele hele hele. Şunun havalara bak o. Pamuk prenses de prensesmiş ama yedi cücelerin bulaşığını da yıkamaktan geri kalmamış. Kız sus da sus duyacak sus. Ay. Duyarsa duysun adam. Ya Şevket bu o yolda bahsettiğin bal mı? Çok güzel ya. Ha bu o değil bu bizim kahvaltı balıdır da. Ha. Ama ben senin ne dediğini anladım. Cevat. Cami. Ha bu balcı İdris'e gidin. Benim selamı söyleyeyim. Bir kavanoz bal alın getirin. Fenden kendisine verin. Tamamdır reis. Kalktan sonra değil mi reis? He. Oh çaylar da geldi. Allah. Allah. Ay, Şükrü amca bu bizim bahçenin çayı mı? Bizim bahçenin çayları afiyetle için. Çok güzel çay. Hayatımda böyle çay içmedim Fatih. Ne olur çay çay. Bir dakika. Çaylara başlamadan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın herkes buradayken sizlere bir tanıtayım. Kim kimdir tanıyın tamam mı? En başta duran Habi Gülsün'ümdür. Kendince söyledi. Onun yanında Fehmi Bey, onun oğlu olur. Karşısında Mukaddes Hanım, Fehmi'nin eşi. Ha bu Fehmi'nin oğludur. Kendisi benim de damadım olur. Ha bu Fehmi'nin kızı. Aynı zamanda kendisi benim gelinim olur. Ha bu da bizim mahalleden komşu Ayfe. O kız da orada, Fadik. Onun kızıdır kendisi. Ah sen kimsin da ben seni çıkaramadım. Mete ben. Mete? Hey babacığım, bak Mete benim çocukluk arkadaşım. He. Kutluyla beraber büyüdük biz. He. Ne? Hoş geldin Mete. Hı, hoş bulduk. Haydi bakalım, daha çay. Haydi, haydi, haydi. 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 Lan az önce kıştı, ne ara yaz geldi? Ruhlar böyle Fatih. Karadeniz'de bir günde dört mevsimi yaşarsın. Zeynep. Hah. Şimdi burası Çamlı Hemşin'in neresi oluyor? Burası Aşağı Bici. Aşağı Bici. Kolay gelsin hanımlar.
Selamlar. Cennet gibiymiş ya buralar. Öyledir. Vallahi var ya döneceğim günü düşününce hüzün buluyor beni. Fatih sen daha dur ya. Sen daha dur, ben seni öğrencine götüreceğim. Şu var ya aklını şaşıracaksın. Bura niye bu kadar çamurlu ya? Fatih çay toprağı da olur. Bak bak bak. Sanki bana yılların çaycısı da. Yalnız galiba beni oksijen çarptı ya. Ne çarptı? Oksijen, oksijen. Ya böyle kafamın içinde böyle baloncuklar patlıyor ya. Aa uçaktan dur, uçaktan şimdi basınç banyeli ki ondan oluyor. Yalnız oklara bakar mısınız? Resmen benim boyum kadarlar. Ya bunların altında kim bilir neler vardır ya. Oo bunların altında börtü böcek, yılan, akrep ne ararsan vardır ya. Ne? Ben çay toplamıyorum o zaman ya. Olur mu canım? Ben seni korurum, sen sıkıntı yapma. Orhan. Ha? Burada yılan yoktur değil mi? Ya ne bileyim, senin vardır herhalde bir şeyler. Nasıl ne bileyim? Sen rizeli değil misin? Ben rizeliyim. Bebe rizeli o. Ha çok komik ya, çok gülün ya. Enişte çok ayıp oluyor ya. Vallahi ben has rizeliyim ya. Siz göreceksiniz, ben buraya teker teker her yeri göstereceğim size ağaç ağaç. Öyle mi? Neymiş bakalım planların? Rize'nin Fatih'i. Şey... Düşüneceğim işte, düşünüyorum şu an hatta. Orhan, sen hiç boşuna heveslenme ablacığım. Ben her şeyi ayarladım. Hı? Nasıl ayarladın? Ayarladım tabii ki. Hadi, hadi daha bitmedi. Hadi, hadi. Nasıl ayarladın ya? Hadi çok ha, ya. İnsan bir sorar yani, bir sorar yani değil mi? Bir dakikamız boş geçmesin. Hadi, hadi, hadi. Ha bu tarlalar füzün Fehmi. Burayı bir defa ekersin, ondan sonra sana 50 yıl ürün verir gözünü sevdiğin ya. Tekmil çay mı burası? Bu gördüğünü hepsi çay. Burada en verimli çay bu zamanda toplanır. Tam vaktinde geldiniz. İyi dedin. Mukaddes, kalk bir bak şuraya ya. Muhteşem bir yeşillik var. Ay, tamam Fehmi. Çok yeşil. Çok yeşil Fehmi. Hey maşallah. Vallahi canım çekti ha. Bana bakın. Toplayak da hep beraber taze taze demleyip içecek mi ha? He? Ne diyor bu ya? Alper Hanım, öyle senin dediğin gibi hemen toplayıp içilmiyor bu çay. Önce toplanıyor, fabrikaya gidiyor, işleniyor, ondan sonra içiliyor. Ha öyle mi? Öyle. Zormuş. kalkın, hep beraber aşağıya bahçeye inelim. Bak, bu iyi fikir. Ay yok, gelemem ben öyle. Çamurdur her yer. Ben inerim. Ben de inerim vallahi. Ben çoktan hazırım. İşte burası. İnşallah rahat edersiniz. Etmez miyiz yengecim? Benim bayağı oldu yer yatağında yatmayalım. Ne kadar oldu Fatih senin yer yatağında yatmayalım? Halamda yattık işte en son. Rahat ederiz Rukiye yenge. Sen hiç merak etme. Rukiye, ağız buraya bak lan. Hadi siz yerleşin. Geldim abi. Yine yer yatağı, yine yer yatağı. Anılarımızı tazeleyeceğiz desene. Araya yastık koyalım mı? Hayır tabii ki. Çünkü sen bana dokunmadan yapamazsın artık. Alıştın bana. Allah Allah. Sen bayağı bir özgüven sahibi olmuşsun Fatih. Evet, oldum. Beni kaybedeceksin diye çok korkuyorsun. Bana bir şey olacak diye aklın çıkıyor. Çıkmıyor mu Zeynep'ciğim? Sen niye bu kadar şımardın bakayım? Şımarıklık diye canım. Ben şu an... Çok mutluyum. Niye? Çünkü kocaman bir aile olduk. Ne güzel. Evet ama Selim yok yanımızda. Evet yok. Ben oğlumu çok özledim. Ben de. Hadi Hacer Hanım'ı arayalım, sesini duyalım Selim'le. Hadi arayalım. Arayalım bakalım ne yapıyormuş. Ay. Her yer ahşap. Kesin fare vardır burada. Mukaddes, sen gece kremlerini sür ve hiç korkma hayatım. Bırak fareler korksun. Gerçek. Espri yaptı. Ne işimiz var bizim burada ya? Benim kesin alerjilerim azar. Hayatım, senin Şevket'le Zeynep'ten başka alerjin var mı? Yetmez mi? Ya lütfen biraz rahatla canım. Kendini doğaya bırak. Bak göreceksin, harika bir tatil olacak. Relax diyorsun yani. Relax. Ya
Araba bitti. Araba bitti bitti. Araba. Dur daha dur dur dur. Abo. Ne oldu? Ya bu reis bize en uzak yere bal almaya gönderdi da. Ya Kazım'ın oradan alsaydık olmuyor muydu? Şimdi ta İdris'in oraya kadar tırmanacak da. Allah sen bilmiyor musun sanki reisi? Maksat eziyet olsun. Cami farkındasın değil mi? Herkes yine böyle bir tatil havalarında, böyle bir aksiyon havalarında. Yok, Kamil'le Cevat iş peşinde ama. Ya zaten benim burada ne işim var ya? Ne güzel herkes gitmişken kalıverecektim ben Şazimentim'in yanında. Bu böyle olmayacak zaten. Ben döndüğümüzde geçeceğim Ayfer ablanın karşısına. Böyleyken böyle diyeceğim. Seviyor mu lan kızını diyeceğim. Sen diyeceksin. Ula diyeceksin. Ayfer'e diyeceksin ha. Ya gülme lan. Lafın gelişi işte. Ula ne diyorum biliyor musun? Şimdi bu yararlı ballardan sana da bir tane alalım ha. Belki sana da cesaret olarak iyi gelir de. Ula Kamil. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Kafan mı sen benimle? Benim cesarete ihtiyacım mı var? Yok mu kardeş? Birazcık olabilir ya. O da sadece cesaret babında yani. Yürü, yürü. Az laf çok iyi. Bar, bar, bar. Cesaret. Anam. Şükrü. Ben dünürlere bir vize turu yapacağım. Seninle de akşam görüşürüz. E tamam Şefkat abi. Benim araba yarın. Ben gidip anahtarı getireyim. İyi de senin arabaya bir müsaar mıyız acaba? Ha sığarsınız babacığım ya. Biz sizinle gelmeyeceğiz. Biz gençler olarak ayrı plan yaptık. Demek öyle. Gençler olarak da mı? Tamam ya. Alın mı hemen? Seninle de gezeceğim söz. Niye lan? Sevgilin miyim ben senin? Ha? Ya... Ben Zeynep'e dedim, ne yapıyoruz biz, beraber takılalım dedim işte yani. O böyle genç yaşlı ayrımcılık yapıyor. Bana bak damat, ben Zeynep'i buraya yıllarca getirmedim. Sen onun nedenini biliyorsun değil mi? Biliyor muyum? Ha şey, Meryem Hanım'dan bahsediyor. Ben tabii sus lan! Yok yok, merak etmeyin Zeynep burada değil, durmaz. Zeynep burada değil mi? Ulan ben sana Zeynep'i yalnız bırakmayacaksın demedim. Ya reis babacığım işte Orhan'la beraber gittiler. Araba bulmaya gezip tozacağız ya. E sen ne arıyorsun burada? Ben de dedim ben niye buradayım o zaman. Geleyim ben de dedim. Orhan hemen atladı. Yancı. Ana bak damat. Biz burada hala tehlikeli sulardayız anladın mı ha? Zeynep'i bir dakika olsun yalnız bırakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben o zaman şimdi gideyim kapıda bekleyeyim onları. Maksuda aheste gider. Öyle mi? Ha, dayan da az kal, az kal. Ay, bir iki taşıyığını göreceğiz diye çektiğimize bak. Buna tarih diyorlar mukaddes. Yorulduysan acık dinlenelim bir gitsin Hanım teyzem. Yok yok, ben çok iyiyim. Ay maşallah. Ay ben hiç iyi değilim. Benim koptu valla. Kızanan dünyanın parasını verin ya ispor yapacağım diye. Da benim durayım. Bak ne güzel işte. Hem gezik hem de ispor yapayım. Paran da cebine kalayım fena mı? Hanımlar. Ha beyler. İşte meşhur Zil Kale. Ay bu mu tarih? Oy memleketimin güzelliği. Gerçekten çok güzel. Ay ne iyiyetiniz de bizi buraya davet ettiniz Şevket Bey için. Sağ olun. Şevket.
Burası hangi dönemde yapılmış? Şimdi... Zilkale'nin 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kale 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilinceye kadar... Elipsu, ha bir dur da. Dünür, sen burada televizyon belgeseli mi çekiyorsun? Yok, ben her gittiğim yerde kayıt yaparım. Sonradan unutmayayım diye. Selim amca da benden çıktı. E kayıt etmek lazım tabii. Gün olur lazım olur. Çok takdir ettim. Bebeğim, büyük küçüğü takdir eder. Küçük büyüğe saygı duyar. Çok güzel dedin onu Fehmi Bey. İyi dedin. İyi oldu vallahi bak. Gurgumuz arttı ha. Haydi yukarı çıkalım. Haydi gidelim. Haydi yukarıya çıkacağız değil mi daha? Yine böyle çay zamanlıydı. Zeynep daha küçük, böyle el kadar bir şey. Sen git çuvallayan içine gir, orada uyu. sonra? Sonra ne olacak? Şevket abim delirdi. Bağırmak, çağırmak, gözümü bulun, öldüreceğim, geberteceğim dünyayı ayağa kaldırdı. Adam hiç bozmamış, hep aynıymış. Bütün millet toplandık, Zeynep'i aramaya çıktık. Denizlerin diplerine kadar aradık, yok. Aldı bizi bir korku. Şevket abim deli fişek gibi ortada dolanı. Biraz sonra sen Zeynep, babasının bağırma sesiyle çık gel. Ne bağırıyorsunuz? Uyuyorum burada. Zeynep ya. Burada mı? Tamam. Gevezeydi ama bir o kadar da tatlıydı. Hala öyle yenge, hala öyle. Hiçbir şey yapmasa kendini sevdirir. Neredesiniz ya? Alo. Buradayız. Ya ne yapıyorsunuz siz? Kalksanıza. Ne oldu ki? Yahu, ne yapıyorsunuz siz içeri tıkılmışsınız? Dışarıda hava mis gibi. Aha geldi bizim fırlama. Hikayelerini dinliyoruz. Ya Rukiye yenge. Hadi kalkın, macera bizi bekliyor. Hadi tamam. Ellerine sağlık yengeciğim, biz kaçıyoruz. Afiyet olsun. Bir şey istiyor musun aşağıdan yenge? Sağ olun. Tamam. Sağlığınızı. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi. Vallahi sağ olasın yani. Ne iyi ettik de geldik ha. Kız havası ayrı bir güzel, suyu ayrı bir güzel ya. Oy kurban oldu. Hadi gel ne diyeyim. Burada şifalı su da var mıdır? Neye şifa aradığına bağlı Ayfer. Kız neyi arayacağım ben? Romatizmalara mı diyeyim? Hadi gel. Ama harika bir yürüyüş yaptık yani Ayfer Hanım için. Harikaydı. Ben uzun zamandır yürümemiştim. Fevkalade iyi geldi doğrusu. Elbet. Çok iyi geldi. Ya Şevket, nasıl hava böyle kardeşim? Alplerde bile kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim vallahi. Aferin sen ne değilsin ya? Ne Alpleri ya? Rize'nin havası hiçbir yerde bulunmaz bir kere. Ya benim burada ne işim var? Ben niye abimlerle gezmiyorum? Şu muhabbete bak Allah aşkına ya. Gelmeseydin yalvardık mı sana? Şşş. Biz sen eksiktin. O nasıl konuşuk? Ha sen gel bakayım buraya. Sen bizim uğur böceğimizsin da. Bir dolaşayım da çocuk olduğumu unutmayayım. Şevket. Ne oldu bizim bal işi? Adamlarına söyledin mi? Söyledim Fehmi, söyledim. O işi merak etmesin. Yani öyle her derde deva filan dedin de merak ediyorum. Biliyorsun sağlık her şeyin başı. Her işin başı sağlık Fehmi. Her işin başı. Haydi. 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 Bakalım paldan önce ne oluyor, paldan sonra ne oluyor? Ula Kamil, eğer şu balı alamayaydık vallahi seni mahvederdim. Şuradan aşağı yuvarlardım ha. Kardeşim nereden bileyim adamda tek kavanoz bal kaldığını? Aldı sonuçta, benim suçum budur da. Senin suçun o değil Kamil, senin suçun o değil. Senin suçun ta bizi şuralara kadar çıkartmak. Ne olacaktı yani aşağıdan alıvereydik, kim anlayacaktı, kim bilecekti ki acaba? Ya hep şikayet kardeşim ya. Git şikayetini reis et de. Ya ben mi suçluyum kardeşim ya, git ona şikayet et de. Tamam kardeşim ya, haklısın. Ya reise söz mü geçiyor sanki? Ya Kamil kusuruma bakma. Böyle sinirleniyorum sonra gelip sana patlıyorum. Gel şurada şey yapalım. Oturalım 2 dakika soluklanalım, sen de bir kendine gel. Gel. Of. Ula uşağım oturalım dedim. Oturayım demedim ki. Sen buraya sığmazsın Kamil ya. Yastanı ver bir zahmet.
Allah Allah. Yani ne özelliği varmış şimdi bunun? Bildiğin bal işte. Bildiğin bal mı dedim? O gördüğün bal var ya, televizyonlarda öyle ballandıra ballandıra anlatılan adali ballardan değil. Şifalı baldır da buranın balıdır o. Ne ediyorsun? Bir tadına bakacağım. La reis kızmasın. Göz hakkı diye bir şey var kardeşim. Ben konuşurum reisle. Ha? Madem şifalıymış, şifasından biz de faydalanalım. Oha! Kamil nesin lan? Öyle ayı pençesi gibi sokuyorsun elini kavanozun içine. Ne edeceğiz biz şimdi, ne edeceğiz? Gidelim şu da Ahmet abinin evine gidelim. Orada bir kavanoz bal alalım da. Gidelim, başka çaremiz mi var? Yürü. Ha, yürü. Her şey bizi buldu. Bunu ne sokuyorsun elini şeyin içine? Sen serbest bıraktın parmağını kardeşim. Parmağını şöyle, bir bana şey yapma. Şöyle sallan tutar insan. Bir de cevap veriyorsun. Ya da bir de çıkacağız şimdi burayı. Maceralarını yaşatacağım size. Her şeyi ayarladım diye. İyi dedin Zeynep. Yani seninle bütün maceralara varım ama ben bunu yapmam arkadaş. Nasıl yapmam? Ya hava serin, sonra bot devrilir, kafanı gözünü yararsın Allah korusun. Ya Fatih, niye düşüp kafamızı gözümüzü yaralım ya? Ya sen bizim hevesimizi niye kaçırıyorsun abi? Ya enişte, o kadar yol geldik. Gel işte bak, ne güzel bot bineceğiz gideceğiz. Yok yok, siz binin gidin. Fatih, sen korkuyor musun? Niye korkayım hayat? Ben sadece yüzmeyi sevmiyorum. Tamam. Sen yüzmeyeceksin. Ne yapacağım?
Of of! Ya Ahmet'te de bulamadık kardeşim daha. Ya hiç kimse de yokmuş, kalmamış falan desek? Ya kardeşim, ya reis arar sorarsa, ya yok derse kardeşim, ondan sonra ne olur biliyor musun? Derune, en derune. Hep bizi bulsun ama, tamam mı? Hep bizi bulsun yani böyle şeyler. Buldum daha, buldum! Nereden alacağız? Adam bak! Yok artık. Ya kardeşim, o da bal, öbürü de bal kardeşim, ondaki de bal. Ya doğru diyorsun kardeşim de, ya nasıl alacağız biz o balı? Ya gel kolay, gel daha. Niye nesi de kolay? Bak şimdi o kovana ne yapacak biliyor musun? Ha. Aha bunu da böyle dürtecek da. Sence o sopa o kovana yetişir mi? Benim boyum var, uzunum da. İyi hadi bakalım. Ha. Zor yetişecek ama zıplaya zor. Zıpla. Huy. Yukarı. Ulan daha yukarı. Ulan göbekten zıplayamıyorum da. Ulan ne etti sen şu? Ulan yavaş. Ana. Bir şey getiremezsin, al bunu. At be tutarım. Hadi al. Hadi vur. Zıplayın Kamil. Ulan nereye zıplayın? Olmuyor lan. Olmuyor işte. İndir beni. İşte burada. Ne oldu be? Ne oldu? Nihayet aldım. Allah 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 Allah. Dört iki. Dört iki. Heh. Reis. Heh. Görev tamam. Ha. İdris'ten mi aldınız? Aa şey tabii tabii canım zaten başka bir yer satmıyormuş. İdris abi de bunu sana özel gönderdi. Ha peki bu niye süzme değil durdu? Daha özel de ondan reis. Öyle mi? İyi. Fermi al bakalım şu senin meşhur bal. Haydi bakalım. Siz de gidin yatın. Sabah erkenden yaylaya pikniğe gideceğim. Tamamdır reis. Haydi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol be Şevket. Bu kıyanı unutmayacağım. Sen gene de fazla yeme, tamam mı? Dikkat et. Genç değiliz. Başımıza iş açmayın. Ver şu kaşını. Merak etme. Ben taş gibiyim Şevket. Öyle mi? Haydi bakalım. Nasıl? Güzelmiş. İyi de sen gene de dikkat et Femi. Olur. Geliyorum. Gel hadi. Hadi. Aferin sana. Bu gece çok şenlikli olacak. Bir tanem hadi bakalım içeri. Hadi gel gel. Bu gece ha burada yatarız. Anam. Ne güzel kız. Hep bir burada mı yatacak? Ay aynı kızlar yurdu gibi oldu burası ha. Kızlara bak. Ne oldu ki beğenemedin mi çay fidesi? Kız var ya benim içimdeki genç kız sizin hepinizin içindeki genç kıza taş çıkartır taş. Ayfer teyze içindeki genç kıza söyledi beğenmedi arkadaşlık etsin. Hiç akranım yok burada. Niye kız? İsmail var ya ondan arkadaşlık edesin sen artık. Yok, İsmail'le anlaşamıyoruz biz. Farklı dünyaların insanlarıyız. E? Kız bu da bazen boyundan büyük laflar ediyor ya. Ayfer, bırak abi konuşukları. Gidelim, giyinelim gecelıklarımızı. Kız acelemez lan. Dur hele, iki lafla ya. Ben burada mı kalıyorum hanımlar? Evet babaanneciğim, bu gece hep beraber uyuyacağız. Çok güzel. Gülsüm Hanım teyzem, rahat edemezsen sağ başka bir yer ararlar. Yoo hayır, çok hoşuma gitti bu fikir. Gençliğimi hatırladım. Aynen bizim kız yurdu gibi. Ama uyumadan önce bir de dedikodu yaparız ha. Yapar mıyız? Vallahi aynı benim gibisin, çok seviyorum ben seni. Şunları şöyle koysam. Çok heyecanlandım, yatağa bakacağım önce. Şu yastığı kabartayım, dur. Dur bakalım. Ay çok güzel. Durun bakalım. Harika. Ay çok güzel olmuş.
Hadi bakalım herkes yatağa. Ve herkes birer hikaye anlatacak. Buyurun. Kızhanam bizde hikaye çok. Hangisini anlatalım? Birinden başla. He başlayalım. Ay soğuktan vallahi ellerim ağaç kabuğuna dönmüş ha. Öpücüklerim de çok ağrıyor benim. Ay Fehmi ben ölüyorum herhalde. Ya ben de kendimi burada inanılmaz derecede iyi hissediyorum. Adeta yeniden doğdum. Diyorsun Fehmi ya. Ben ölüyorum diyorum sen ne diyorsun ya? Çok ciddiyim hayatım. Ne hissediyorum biliyor musun? Ya şuradan kaç karların zirvesine bir solukta çıkarım. Ana. Deli mi ne? Bak bu muhteşem doğa sana da çok iyi geldi mukaddes. Bu gece çok güzelsin. Aman Fehmi. Ay o benim her zaman geldi. Yok yok hayal. İkimiz de her zamankinden farklıyız. Hadi şu kremleri falan bırak da yatalım artık ha. Ay yok yok Fehmi. Süreceğim birazdan. Baksana ellerim ağaç kabuğu gibi olmuş. Mukaddes. Seni çok özlemişim. Adeta yıllardır ilk defa görüyor gibiyim. Fehmi. Ne yapıyorsun? Çoluk çocuk var içeride. Olmaz. Ha, ne olur sana kudurdun ha valla. Mukaddes. İlk aşkım. Her şey rüya gibi. O kadar mutluyum ki. Vallahi ben de çok mutluyum Fatih. Ya oksijenden midir nedir? Anneni bile sevesim geliyor. Vallahi. Yani böyle bütün gerginliklerim gitti. Ha düşünüyorum. Ama hiçbir eksiklik bulamıyorum hayatımda. Ay maşallah. Kırdın. Aslında büyük bir eksikliğimiz var. Neymiş? Yani... Selim. Efendim? Ne? Selim'e bir kardeş yapalım mı? Fatih saçmalama. Biz daha evli bile değiliz. Unuttun galiba. O kolay. Çok kolay. Şimdi masum bir öpücük alabilir mi? Masum olacağını söz veriyorum. İddialıyız yani. Evet, iddia bizmişiz. Artık zamanı gelmişti. Bak burada Karadeniz'de kendi coğrafyamı. Fatih! Ben burada yatacağım. Tövbe yarabbim ne oluyor? Babana bir haller oldu oğlum. Kudurdu, vallahi kudurdu. Ya ne kudurdu git anne sıkıntılarımız var bizim hallediyoruz onu çek. Ben şuraya kıvrılırım. Kıvrılıveririm. Anne saçmalama ne yapıyorsun? Arada kıvrıldım. Ya! Dur. Denize düştüm. Bir daha verin. Değil mi? Buralar bizim yaylalar değil ha. Buraya biz sırf piknik için geldik. Bizimkiler orada. Rukiye! Gene donatmışsın kız masayı. Ay ne dersin reis? Vay vay vay. Anasının kızısı ha. Dünürümüz gelmiş. O kadar olacak artık. Cemal ne kadar var? Az kaldı reis, az kaldı. Cemil, hazır mı silah? Emrettiğin yerde duruyor reis. Silah mı? Ne silahı ayol? Ne oluyor?
Bak şimdi neler olacak. Bak, bak seyret. Korkma, tamam mı? Reis babam benim. Rahmet. Ya Şevket amcacığım şu an yani zombi kıyameti kopsa ya ben bir tek seninle olmak isterim ya. Durun da durun. Sıra benimdir. Alabilir miyim abicim? Bunu mu? Yok 14'lüyüm. Uy al bakalım. 40'lı. Yadigar ablam, sen neymişsin ya? Hadi bakalım Dünür, şimdi sıra sende. Yok Şevket, ben tövbeliyim. Elimi silaha sürmem. Bu niye lan? Karıştırma. Gülsüm Hanım teyzem. Atmak ister misin? Yok, teşekkür ederim. Benim kendi silahım var. Uy yaşa sen. Birisinin şekercizadelerin onurunu koruması lazım. Ay anneciğim ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Kendinizi yaralayacaksınız. Delirdiniz mi siz? Bir kaza falan olacak yani. Zaten dağ başındayız. Tut bakayım şunu. Hah. Bunu da. Hah. Tut ve geri çekil. Kapıda tabanca mı? Rahmetli kocamdan öğrenmiştim ateş etmesini. Aferin da. Uy! Uy şampiyon mu be? Şampiyon! Şampiyon! Fatih. Babaannene olan saygım şu an 1000 kat arttı. Benim de korkum arttı. Gülsüm Sultan neymiş ya? Vay be. Kız Alfe. Sık sen de havaya da bir tane adettendir. Yok kız Yadigar. Ben bireysel silahlanmaya karşı. Bileyim ben sevgi insanıyım. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım. Al sık sen de havaya da adettendir. Sıkacağım tamam. Ama şunu. Annem bile attığına göre çok basit bir şey olsa gerek tutur anneciğim. Aman kızım bir de evet tüfeği ver. Uzun makarama da alayım tüfeği. Al bakalım bir dakika dur. Bunu omzuna yerleştiriyorsun. Yerleştir bak komşun çıkar ha. Tamam. Yerleştir. Tamam ha. Yerleşti herhalde. Ha böyle ha böyle ha. Dikkat et. Evet. Anne! Çok sevdim. Atıyorum. Kardeş. Aman canım. Gel gel gel. Dikkat et. Fehmi boş bulundum. Ben bir daha deneyeceğim. Zaten bir şey yapsana omzu çıkacak kadının. Ne yapayım işte? Mukaddes Hanım, Mukaddes Hanım tamam bugünlük bu kadar atış yeter. Mukaddes Hanım yapmayın yerinize zarar vereceksiniz. Yemek olmuş soğuyor. Ha, haydi bakayım, haydi haydi yemeğe haydi yemeğe. Haydi. Haydi gel, haydi. Gelin haydi. Hadi. Haydi. Araba sende maşallah. Haydi. Haydi. Oluyor değil mi yani? Hayır siz durun. Ne? Var mısınız kapışmaya? Nasıl yani? Kızlar erkekler. Ha. Tamam. Ama kazanan kaybedene istediğini yaptırtacak. Tamam mı? Ben senin neyden bahsettiğini anlıyorum Fatih'ciğim. Ama önce kazanmanız lazım. Ya Zeynep Hanım bu özgüven nereden geliyor ya? Ya bırak bırak Orhan. Bunlar hep laf. İyi. Bizim takımın silahşörü benim. Sizinki kim? Tamam. Bizim takımın silahşörü de benim. Var mı itirazı olan? Var. Olmaz. Niye olmaz lan? Bal gibi de olur. Ver. Yok yok şey değil. Bunlar değil Fatih'ciğim. Tamam olmaz. Hatırladım. Gel ya. Gel ya. Gel ya. Abla ver. Şimdi iki el ateş ediyorsunuz. Hedeflerinden birini vuramayan eleniyor. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. O zaman abla önden bayanlar. Ona bayan denmez canım. Thank you.
hikaye? Ya, ya yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ya yok ya, yok dur dur ya. Tüfekten mi? Tüfekten mi ya? Ne yok? Şu an istikbalimle oynadım. Farkında mısın? Ya enişte deme. Ya daha ya, bozuk bu tüfek. Kazenim, toplama. Hadi gelin, daha acıkmadınız mı? Kuzu geldi. Ha. Ay yok reis babacığım, biz acıkmadık daha, siz yiyin. Biz öyle bir gezer miyiz bir yerleri? Olur, gezelim. Gezelim diyoruz. Vay iyi. Damat. Dikkatli ol ha. Merak etme baba. Yok tamam. Ya dayı! Monkey ya, tamam oğlum bırak işte, atamadım bırak. Hadi hadi. Hadi. Haydi buyurun dünürler. Kamil. Önce misafirler de. Buraya koyun. Şevket abi, sahne getirdim. Uy, Behçet. İyi ki getirdin de. Özlemişsin diye getirdim. Ya çok özledim Şükrü, iyi ki getirdin Ayba. Aa, bir Behçet eksikti. Behçet mi dayı? Ha, kuştur be canım, bir kuş işte bak, ha bu. Ay, ne kadar güzel kuş ya. Şevket abi, bunun yavrusu ne yok mu ya? Bir tane de İstanbul'a benim eve götürün. Öz, kedi yavrusun bu ya, eve götürüp besleyeceksin onu ha? Bu yırtıcı bir kuştur Ayfer. Adamı parçalar, parçalar. Beni mi parçalayacak? Ya beni parçalayacak kuşu var ya. İş pilavına katık yapar, caminin önünde hayrına dağıtırım. Of, çok soğuk üşüdüm. Gel canım, sarıl bana. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Anneciğim. Ne oldu kardeş, beni mi özledin? Ay çok özledim anneciğim. Vallahi yanımdayken bile bazen sizi özlüyorum yani. Kız bu muhaddes de hiç koca hayrı bilmiyor. Vallahi bak. Bak kız, adam yanaştıkça karı kaçıyor. Adam yanaşıyor karı kaçıyor. Ayıp ya, böyle olur mu? Ben İstanbul'a gidince bu muhaddesle konuşacağım. Yazık adama kız. Şu adama bak hele. Taş gibi adam. Kız dalma da dalma, ayıptır, edepsiz. Bak, bak Cevat. Nasıl gözlerini görüyor musun? Ha? Vallahi reis, aynı senin gibi bakıyor. Öyle mi? Öyle. Öyle değil mi? İnsan gibi, vallahi billahi ya. Kurban olduğun çizgilerine bak. Vur, canım. Ya Zeynep, burası nasıl bir yer böyle? Evet Fatih ya, ben niye hiç gelmemişim buralara küçüklüğümden beri? Şuna bak yeğenim. Nasıl getirmez beni ya? Yeni bir gezegene düşmüşüz gibi. Evet, bir köprüde bak ama telefonu da arasında kontrol et, kaybolmuyorum ha. Aşk olsun. Ay. Ne zaman yanındayken kaybolduk? Zeynep. Ha. Versene şunu bir tur bineyim. Yok artık Fatih. Oyuncak mı bu? Joystick mi sandın sen bunu? Koskoca tekne. Olmaz. Ya azıcık ya, azıcık bileyim. Olmaz. Ne yapacağım ben peki? Sen bugün küçük reislik yapacaksın. Ne reislik? Küçük reis. Geçeceksin radarın başına. O mu radar? Var. Ne oldu?
Bunun... Monitörü nerede? Ne bileyim ben nerede? Monitörü mü oluyor? Biz... Yani... Ben ezbere getirdim buraya tekniği de... Ne oldu? Biz... Eve nasıl döneceğiz? Zeynep ne diyorsun sen? Kaldık mı denizin ortasında? Ya dur saçmalama. Ben bu sularda büyüdüm. Biliyorum herhalde limanın nerede olduğunu. Yok. Allah bizim. Bir kerecik olmuşsun. Yükse. Daha yükse. Ha? Hadi. Ne oldu yükse yükse? Obasının kızı derine indirir diye. Yükse karnımda. Ara. Ara ara 911 ara. FBI bulursun. Selin! Ha, bir de o vardı değil mi? Olsun. Hepsinde de beraberdik. Ve çok eğlendik. Değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Mantar geliyor yukarıya. Mantar mı? Ne mantarı? Çok güzel. Evet, evet ya. Bunlar çok güzeldi zaten. Baksanıza. Lan! Hıdık! Onların yerinde güzeldi. Niye koparıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar sakın zehirli olmasın Orhan. Ya Meteciğim olur mu ya? Bunlarla... Yani biz dayımla her sene bunlardan topluyoruz. Tadı güzel mi peki? Enişte sen ne diyorsun ya? Bak bunların büyükleri var. Onlar var ya en güzel etten daha güzel. Orhan bak eminsin değil mi? Bu zehirli olandan değil. Eminim dedi işte. Daha büyükleri var. Ya ben büyük mantara bayılırım. Bunu atarız mangala o zaman toplar. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Gruplar halinde, ikişerli ama gruplar halinde dağılıyoruz ve mantar arıyoruz, tamam? Ha, o... küçük mantarlara dokunmayın da. Niye ayrılıyoruz Fatih'ciğim? Ayrılıyoruz. Hadi. Sus hadi. Ağaç diplerine bak. Tamam, ağaç diplerine. Gel, gel Zeynep. Niye ayrılıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Hadi. Ne olur? Ya ne olurdu onlarla gitseydik? Ya bırak Zeynep, vallahi bıktım kalabalık kalabalık gezip duruyoruz ya. İki dakika böyle bir baş başa vakit geçirelim. Nasıl sevgiliyiz? Daha yeni sevgili olduk, hiçbir şey yapmadık. Fatih var ya, yani burada bile sen... Ama burada bile işte, bak. Oksijen de açıldım. Ay iyi yedik ha vallahi, çatlayacağım. Cami. Bak bu da senin gibi tutulmuş bir şey. Bak Cami. Kız yeme daha yeter anam bu. Vallahi daha neceyim. Bu kadar yememek lazım. Kim yapayım? Ne oldu kız? Alper Hanım, biraz bana yardım eder misiniz? Dünyanın sonu mu geldi kız? Bismillah. Duydunuz mu kız? Bir alamet olacak. Mukaddes birine yardım istedi. Uy anam. Ay Ayfer Hanım, niye ortalığı yaygaraya veriyorsunuz ayol? Yani tuvaletim geldi de hani benimle gelir misiniz diye şey ettim. Hadi ne olur. Götürmez miyim kız hiç? Tabii. Ay çok teşekkür ederim hadi. Şevket abi. Be. Mukaddes Hanım bir ayak yoluna gitmek istiyordu. Ben onunla beraber gideceğim. Biz biraz dolanacak. Hani merak etme diye söyleyeyim yani. Ayfer Hanım. Ankara'ya veriyorsunuz ortalığı ayol. Gelsinize benimle bir yardım etsinize bana. Tamam götüreceğim. Mukaddes. Canım ben seni götürürdüm hayatım. Gel gel gel. Yok yok Fehmi. Sen beni götürme. Götürecek Ayfer beni götürecek. Hadi götürsene beni. Ben götürürüm götürürüm. Haydi haydi. 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 Tuvalet nerede? Ayfer çabuk gidin yanında. He gelin gelin. Efendim sen çek. Behçet. Behçet. Gözlere bakın. İsmail gördün mü bak. Baksana bak eşim bu dedi. Ay kız keşke ibrik alsaydık ya. Ah canım çok teşekkür ederim. Vallahi susamadım. İçmek için değil ki. Tuvalet nerede ki burada? Aha bak burası iyi. İyi burayı beğenmediysen bak şu çalılıklar var. Orası da iyi. Oraya çok geçsin. Kız anam burada öyle tuvalet aramayacaksın. Valla beğendiğin kurtu bir yere çok geçsin. Çok? Çek çek. Ha ben bakmam ben yabancı mıyım ya? Sal geçsin. Ay Ayfer Hanım. Vallahi ben ne diyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum sizi. Kızım Mukaddes Hanımcığım. Bunu anlamayacak ne var ki? Düşmanını diyeyim içinde tutma. Sal geçsin. Sal anam. Neyi salıyorum öyle? Sal gitsin, neyi? Salama, sal salama! Bana! Benim
getirdin mi? Allah Allah! Tamam! Gelme benim niye sevmiyorum ben seni! Gelme! Tamam! Tek başıma tuvalete bulurum ben! Hey! Yürü git o zaman! Yalnız dikkat et kız! Isırgan otun üstüne oturma! Kız bak çok pis dalar! Seni dalar! Vallahi seni de dalar, beni de dalar! Buldu mu kimseyi affetmez! Allah! Ay sinir de benimki geldi vallahi! Deli kara! Aa burası neymiş ya? Aha! Oy! Allah bak kaçacak! Zeynep! Heh. Bak otlar boyumuz kadar. Oturalım mı azıcık? Kimse görmez bizi ha? Fatihciğim nasıl oturalım? Her yer ısırgan otu kaynıyor. Ya ben montumu koyarım, problem yok. Ya montunu koysan ne olur? Börtü var, böcek var. Ya ne olur? Hala! Lan ne işiniz var burada? Mantar. Toplayabildiniz mi? Ha yok. İyi o zaman gidin toplayın hadi. Ya bırakın şimdi mantarı falan. Hep beraber takılalım işte. Evet ya. Tamam artık yeter ayrı ayrı gezdik. Bundan sonra beraberiz Fatih. Allah Allah. Niye kızıyorsun işte? Bir şey söyleyeceğim. Şurada hadi bir fotoğraf çekelim. Ya, hadi. Hadi. Ne fotoğrafı tamam, çekildik tamam, işte. Tamam Fatih hadi al şu sertçi bunu çantamda. Allah'ım başlayacağım selfie müzesine. Ya bak ileride sen o kadar mutlu olacak. Ya al Japon için. Turistler gibi al. Ya, nasıl ama gerçekten arkadaş ya. Şuna bak bunu kaçırıyor. Hadi abla. Tamam dur olma yerliyorum. Oh. Hazır mısınız? Ondan geri sayım başlıyor. Oh. Orhan bas şuna. Bastım. Hazır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oldu tamam hadi gidelim. Abla bana da yolla. Dur bir fotoğraflara bakalım. Ya bakarız sonra. Başka yere yerimizi belli edeceksiniz. Ne? Ya nereye gideyim? Ya Fatih onlar bizim arkadaşlarımız otelin kız kardeşini gördük. Ya biz ağaca çıkın dedik. Bu ağaca mı çıkın dedik Allah Allah. Koskoca orman. Fatih. Geliyor. Hadi şuan. Sen. 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 Beni alın. Başka ağaca. Çabuk. Çabuk. Hadi ya. Hayır mı gelir? Ayfer! Kız! Hah, börekle. Oy, Ayfer de geldi. Afiyet olsun. Sağ olasın Yadigar abla. Hah. Ayfer Hanım, Mukaddes nerede? Gelmedi mi daha? Yok, sizinle beraber değil miydi? Beraberdik ama... Oy. Ben gidip bakıyorum. Dur be mi? Sen otur. Şimdi sen de kaybolsun maymolsun bir de seni aramıyorum. Gel. Ulan kot kafayı. Ne yalnız bırakıyorsun kadını da? Ya ben ne diyeyim Yadigar? Kadın utanınca ben de işi uzun sürecek herhalde dedim. Ses etmedim. Burada telefon çekmiyor mu? Yok çekmez vallahi. Hay Allah. Ya neredeyim ben ya? Allah'ım karşıma ayı mayı çıkacak da başım belaya girecek. Gerçi ayı korkuturum ben de. Yani o başka da. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredeyim ben bilmiyorum ki. Ay ben neredeyim? Ay. Ay ne oldu bana ya? Nereye uçtum ben? Ah.
Ay ben öldüm mü yoksa? Neresi burası? Hey, çok nedir şu şu? İmdat! Arfer! Etrafta gözükmüyor, izimizi kaybettirdik. Fatih'cim bu ayı, iz sürmek onun işi. İzini falan kaybettiremezsin bir ayıya. Ya görünürlerde yok işte Zeynep, pusuya mı yattı? Allah Allah. Ya burada durmayalım, durmayalım bakın. Bu ayı bize kafayı takmış olabilir. Gidelim, bir yerden çıkar o ayı yine. Ya Sevincim korkma ya, korkma. Eniştem haklı bak yani bundan sonra bizi bulamaz. Ya bulursa? Ya Fatih bulamaz ya, bulamaz. Ayı bu ya, bu suçlu zamana kadar çoktan halletmişti bizi. Ya bakın, bu ayı şu anda bizi bir yerden izliyor olabilir. Ayı bu ya, ayı bu. Ya niye izlesin be Allah Allah? Lan bu nedir ya? Sizinleyken başımıza sürekli felaketler geliyor. Sürekli bir şeylerden kaçarken buluyoruz kendimizi. Lanetli misiniz lan? Ben mi çağırdım ayıyı Selin, ha? Abinin suçu, tutturdu mantar toplayalım, mantar toplayalım diye. Al işte, tuttuk mantarın ucunu. Ya niye bir bana mı patladı Allah Allah? Niye geldik buraya, çay toplamaya geldik? Karadeniz'e geldik işte, ben mi getirttim? Gelmeseydin. Mantar patlamış Allah Allah, siz de karıştırıyorsunuz mantarla be. Ya tamam, yeter kavga etmeyin ya. Ya yemin ediyorum bıktım, Allah aşkına inelim şuradan, evimize gidelim ya. Bıktım, şu halimize bakın. Bu ikisi bizden ayrı yürüsün ama. Eve gitmeden öldürecekler bizi ya. Selin, bana bak, senin dilin papuç olmuş ha. Ya biraz saygılı olsana, ne diyorsun sen? Allah Allah, bizim suçumuz mu? Sanki. Bir maymun olmadığımız kalmıştı, onu da olduk. Bak lan, sinirim oldu, at şunu. Öyle demek istemedi. At şunu ona. Saygısız. Nasıl ineceğim ben böyle ya? Al bunu giy, al al. Al işte nasıl? Düşün de görün gününüzü. Bana bak. Vallahi atacak bir şey yok. Ya abla bağırma ya. Sus lan. Sallama sen de. Kimse yok mu ya? Aynısı çıkacağım ben buradan. Mukaddes. Mukaddes. İmdat. İmdat. Şevket Bey ben buradayım. Mukaddes. Mukaddes. Ay Şevket Reis. İmdat. Şevket Reis buradayım. Mukaddes Hanım, ha sen burada ne yapacaksın? Düştüm ya ben. Şevket Bey, ay ne olur beni kurtarın. Hadi çağırın, polis çağırın, jandarma çağırın. Ay gidin, ambulansla çağırın. Her yerim kırılmıştır herhalde benim. İyi de tamam canım, panik yok. Bak şimdi ben eğileceğim, elimi uzatacağım. Sen benim elimi tutacaksın, ben de seni çekeceğim. Anlaştık mı? Ha, tamam. Gel. Haydi bakayım. Kırın. Hadi gel. Hadi gel. Dur. Evet. Ha, sen beni çekiyorsun, ben seni ittirdiyorum. Ay. Oy. Ne oldu Fehmi? Ha, bir haber yok mu, bulamadın mı? Yok anne, yer yarıldı, içine girdiler sanki. Şevket'te, Mukaddes'te yok. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Allah'ım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kız, yoksa Mukaddes yanlış yere şey etti de iyi saatte olsunlar mı geldiler? Kız bak saat kaç saattir ortalıkta yok bu kadın. Ya anne Ayfer teyze doğru mu söylüyor? Uy korkma kızım, korkma, şaka ediyor Ayfer teyze, şaka. Böyle oturup duracak mıyız canım? Bir şeyler yapalım Fehmi. Jandarmayı ara, jandarmayı. Ne gezer anne? Burada telefonlar çekmiyor. Ne edelim ya? Hah, dağılıp hep beraber arayak. Olmaz, herkes yerinde otursun, ben jandarmaya gidiyorum. Anam, kadını bu kadar sıkıştırırsan olacağı bu. Yani. Cevat, koş Fehmi Bey'in arkasından. Bir de onu aramayalım, kaybolmasın. Tamam, tamam koş, ya hadi gel abla. Koş, koş. Ay Allah, ne oldu? Bir yerlere gidebilirler mi, ne yapayım? Ne biçim insansın da? Seni kurtarayım derken sen çektin beni buraya indirdin. Ben niye seni aşağı çektim? Sen düştün aşağı indin. Benim çukurumda senin ne işin var ya? Neredeyse kafama düşecektin. Her yerimi kıracaktın. Tövbe tövbe ya. İyilikten maraz çıkar dedikleri budur işte herhalde.
Ula ben burada çekip gidip seni burada bırakacaktım ki kendi kendime kokacaktım burada. Ay anneciğim ya anneciğim. Başıma gelenlere bak. Koskoca mukaddes şekercizhanenin düştüğü duruma bak ya. Allah'ım. Bunca insan varken ortalıkta. Benim başıma niye şirket düşür ya? Sen dua et ki yanına ayı düşmedi. Ya ayı düşseydi ne olacaktı? Hoş ben o zaman ayı acırdım ya. Keşke ayı düşseydi. Hiç değilse onunla anlaşırdım. Ne ayısı? Ha burası ayı tuzağıdır da. Sus kadın! Bağırma be! Bütün mahlukatı başımıza toplayacaksın. Şevket Reisciğim. Sen çok akıllı adamsın. Ne olur bir yolunu bul da bizi buradan çıkar. Lütfen rica ediyorum. Yoksa vallahi ben kafayı yiyeceğim ha. Ay. Ya abla o silahı nasıl düşürürsün sen? Orhancığım ne yapayım? Koşarken düşmüş işte. Hem silahım olsa ne olacaktı? Ayı vuracak mıydım sanki? Şşş tamam sessiz olun. Yerimizi belli edeceksiniz. Fatih sessiz olsak ne yazar? Ya saklanamayız ki hiçbir şekilde ondan. Niye? Ya çünkü ayı bu. Kilometrelerce öteden kokumuzu alıyor. Ya çaresiziz yani. Bir dakika. Benim bir fikrim var. Bence suya girelim. Bakın bir filmde görmüştüm ben. Suya girersek eğer kokumuzu kaybeder. Ya oğlum manyak mısın? Fırtına deresi bu. Anında boğuluruz. Yo. Ben o suya girmiyorum. Hayır. Başka çaremiz mi var Fadik? Var. Neymiş o? Büyük görünmemiz lazım. Ha? Ya ayılar kendilerinden büyük görünen canlılara saldırmazlar. Ya sizin hepinizin oksijenden kafası uçtu ha. Yahu Zeynep nasıl büyük görüneceğiz? Boyumuzu mu uzatacağız? Evet. Bu sefer kesin beni yedi. Yavaş Fatih kayıyor. Ya Fatih bir şey diyeceğim. Sen bu ayı gördün mü? Ha gördüm. Peki sence biz şu an ondan uzun muyuz? İnşallah. Ha? Kaldırın kızlar kolları. Ses yapın. Hadi bakalım. Çık. Ay dur çıkacağım. Heh aferin. Şimdi uzan bakayım. Yetişebilir misin? Dur bir dakika. Ay dur. Dur. Ben de seni ittireceğim. Ay. Ay boyum yetmiyor biliyor musun? Az kaldı. Ha sen de o zaman yerin altındakini kullan da. Ya abla anladım hani böyle büyük görüneceğiz falan da yani benim koptu be. Sen bana şişman biliyorsun lan. Ha yok tatlım hayatım bacım öyle demek istemiyorum da yani. Orhancığım çok konuşma babamların yanına gidene kadar böyle yapacağız. Başka çaremiz yok. İyi öyleyse gel Zeynep yer değiştirelim. Malum hayat müşterek ha. Fatih çiçeğler çalışacağınlar ayakları çalıştı. Tamam biraz kilo aldım haklısın ama ne yapalım? Cevat oğlum doğru yolda mıyız? Aha, hemen jandarma şurada Fembe amca. Sen buraları biliyor musun oğlum? Biliyorum tabii ya. Her yer çamur ya. Baba! Ne işiniz var burada? Fatih ne bu haliniz oğlum? Oyun oynuyoruz. Ha biz de Cevat'la jandarmaya gidiyoruz. Ne? Jandarmaya gidiyoruz Cevat'la. Anneniz kayıp. Ha jandarmaya gerek yok. Ayıdan kurtulduk biz. Ne ayısı oğlum? Mukaddes kayıp. Jandarma mukaddes anamama götürdü. Nerede o günler? Jandarma ile mi kaçmış annem? Anneniz kayıp. Ah. Aa. Aa. İndir Fatih indir. Bravo Cevat. Haydi. Bin. Ah. Ha. Aferin. Şimdi öbür bacağını at bakayım. At. Ah. At onu. Attım ha. Vallahi. Aferin. Ah. Hadi. Hadi. Şimdi ben seni ittireceğim, sen tırmanacaksın anladın mı? Tamam. Haydi. Hadi. Haydi bakayım. Hadi. Hadi bakalım. Az kaldı, az yetiyor kaldı. Yetiyor mu boyun? Ha, yetiyor. Hadi biraz. Azıcık daha yetiyor. Hadi bak. Ay. Oraya yani oraya. Allah. Ay az kaldı mı? Şevket Reis, hadi gözünü seveyim.
Haydi. Ay. Ay. Çek kendini. Ay, bu kadar çeker güzel. Görüyor musun başımı? Ay, iyi ki kimse görmedi bu halimi. Ay, vallahi çıktım. Haydi bakalım, ver elini. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım. Ha Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım. Anne. Mukaddes Hanım. Anne. Mukaddes Hanım. Buradayım, buradayım. Ha Fatih, yürü. Ha. Anne. Mukaddes Hanım. Anne ne oldu, ayı mı saldırdı? Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Düştüm ben, düştüm. Çukura düştüm. Hadi çabuk olalım, bana ambulans bulalım. Ay, ama babam sizi aramaya çıkmış, onu gördünüz mü? Bilmem. Buradayım. Çukurda. Ben düşünce böyle baygınlık geçirdim. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Baba! Bekle, bekle. Baba! Ha, reis baba! Damat! Çıkar beni buradan bakayım, haydi. Ne oldu, derine mi düştün? Gel demek, hadi. Dur baba, gel. Gençler, ha nasıl buldunuz bizim bu yaylaları? Vallahi yaylaları sevdim Şevket amca ama yani ben en çok bu evi beğendim ya. Bizim dünürler hani de pek beğenmedi ki, gelmediler bu akşam. Reis babacığım, bu ev kaç yıllık? 300 yıllık. Ha ben kendimi pildim pildim, bu ev böyle eskidir de. Ben bu evde doğdum, bu evde büyüdüm. Bu evde benim ne maceralarım vardı, ne hikayelerim vardı. O zaman bize bir hikaye anlatsana. Ya ne? Ya hayır İsmail, ona hikaye anlattırılmaz. Şşş, sen konuşma. Elif, kımıldama oradan hiçbir yere. Hikaye bitinceye kadar orada oturacaksın, anladın mı? Haydi bakalım, şimdi anlatacağım. Geldiniz bu gece. Kıssadan hisse var hepinize. Kulak verin, dinleyin. Dertlere derman var bu gece. Ha bu yaylalarda Karakancılı derler, bir canavar yaşıyormuş. Gördün mü? Duydun mu? Duydum. Aslında bu Kaçkarlar'da yaşarmış da, kış gelip de kapıya dayandı mı, ininden çıkıp düzlüğe inermiş. Gece demeden, gündüz demeden dolaşırmış. Ha bunun karşısına bu yaylalarda çıkanın vay haline. Bir siyah bostun altında dolaşırmış. Yüzü gecelerden karaymış. Ha gözlerini şöyle bir belirtip de baktı mı, bir Allah'ın kulu yerinden kımıldayamazmış. Gece demeden, gündüz demeden ha bu yaylalarda dolaşırmış. Biri karşısına çıktı mı bana şöyle sorarmış. Benim adım Karakancıva. Ha seninki nedir? Bu Karakancılı'dan kurtulmanın tek yolu sorduğu bütün sorulara cevap vermekmiş. Ama her cevabın başına bir kara kelimesi ekleyeceksin. Ha mesela o sana sordu mu, senin adın nedir diye? Mete. Kara Mete diyeceksin. Ha. Yemeklerde ne yersin dedi mi, ne diyeceksin? Kara lahana diyeceksin. Ha ne içersin diye sordu mu, ne diyeceksin? Kara turbun suyunu diyeceksin. Hangi mahalleden gelirsin diye sordu mu, ne diyeceksin? Hı? Kara mahalleden diyeceksin. Ha bu kara kelimesini bir kullanma. Ha bu
kara kancamız o kocaman ağzını açıp hış diye adamı yutarmış. Ha bu yaylalarda gece dışarıya çıkmak mangal gibi yürek ister. Yetmez. Ha bir de bu hikayeyi bilmek ister. O da yetmez. Kürkten fistan, yünden çorap ister. Yoksa bunlar çıkmayacaksın dışarı. Ha bu hikayeyi bilmiyorsan saklanacaksın. Anladın mı İsmail? Anladım. Haydi bakalım. İyi geceler o zaman. Zeynep. Biz bugün burada kalmayacağız değil mi hayatım? Tabii ki de kalacağız Fatih. Niye? Ne demek niye? Yani bizimkilerin haberi var mı? Var tabii ki canım. Ha var. Sen korktun mu ya? Ne? Niye korkayım canım? Yani korkulacak bir şey yok. Tabii canım. Bu kara komşular denen şey aslında kara kış. Kışın buralar çok soğuk oluyor. Hı. Çocuklar o sokaklarda oyuna dalıp böyle eve gitmeyi unutmasınlar diye uydurmuşlar işte yani. Winter is coming yani. Ha, aynen öyle. Tamam bu. Çocukları işte kandırmak için uydurulmuş şeyler canım. Ne bileyim yani. Zeynep. Sizin tuvalet nerede? Fadik aşağıda, solda, dışarıda. Yani ahırın karşısında işte. Dışarıda mı tuvalet? Yayla evindeyiz Fatih. Nerede olacak tuvalet? Ama ışığı bozuk. Ya giderken yanınıza el feneri almayı unutmayın. Ha benim tuvaletim yok zaten. E ne soruyorsun o zaman? Başka hikaye yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Hele bir tane var ki kara mekir hikayesi. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Ha? Ne su? Tuvaletin var mı? Yok, yok tuvaletim yok. Orhan. Orhan. Çişin geldi mi? Neyim geldi? Lan çişin. Yok ben işte ben hallettim o işi ya. Vallahi mi? Ben halledemedim ya patlamak üzereyim. Ya hadi biriniz benimle gelin. Ya Fatih sen korkuyor musun ya? Ben ne korkacağım be? Tuvalet uçurumun dibinde. Ya düşsem? Ben mi tutacağım seni? En azından haber verirsin birilerine. Allah Allah. Ya enişte uykumuzu rica etti. Başlayacağım şimdi. Ben tek gidiyorum Özme. Tamam tek gidiyorum. Bari arkamdan bakın. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben. İşte. Ha geliyor musun? Doğru. Işık da yoktu. Güzel, hoş da adam yataktan tuvalete gidene kadar altını işer. Nerede bu yer? Allah! Burası mı? Tövbe yarabbi, nasıl bir yer lan burası? Tuvalet nerede?
O ses neydi? Kim var orada? Kim var orada? Kral! Kral! Allah! Lan! Allah! 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 Lan! Nesin sen? Nesin? Ben karakoncula. Ne? Karakoncula. Sen kimse? Kara Fatih. Nereden gelirsin? Karabük. Nereye gidersin? Karamıyor sen. Ne yersin? Karadut. Ne içersin? Karadut suyu. Neden geldin buraya? Ben Kara Zeynep yüzünden geldim. Sevdalı mısın ona? Evet sevdalıyım. Kara sevdalıyım, kapkara sevdalıyım Gonculuz Karabey. Ya Bati. Sen bana kara sevdalı mısın? Yerim seni. Şaka! Ya! Suratını görmeniz lazım. Bitti mi? Bitti mi? Eğlendiniz mi? Güldünüz mü? Kızdın mı? Tamam, çıkabilirsiniz. Hadi sen de gel. Hayır, ben sonra geleceğim. Çıkabilirsiniz. Niye? Çünkü buraya çişimi yapmaya gelmiştim. Buraya mı bahçeyi? Hayır, tuvalete. Hadi abla. Benim lafım sana değil. Ha, bu şerli kızla. Ay Zeynep'im. Ay Fadi'cim. Dünürleyme de diyeceğim bir şey yok. Çay almaya gelmişle halli pulli boyanmış gelmişle. Ya dikkat. Ne güzel olmuşsun sen. Ay. Aman aman. Ya mukaddes, bu çay işi pek bize göre değil. Gel şu muhteşem tabiatı keşfe çıkalım, ha ne dersin? Efendim, keşfedecek ne var Allah aşkına ya? Dağ taş bir de çay. Ay o zindukları bile yok, hadi. Amerika'yı yeniden keşfedeceğiz hayatım. Yeniden. Ha? Karadeniz'in havası sana hiç yaramadı. Azdın sen de azdın ha. Kudurdun. Sen bilirsin. Hadi kızla durmayın. Geçin çaylı o. Hadi bereketli olsun. Ha böyle böyle alın. Oluyor işte. Peki. Bak. Aferin aferin. Güzelmiş. Ya. Sevgi aç şuralar şöyle. Ay be. Kız ne yapayım? Mukaddes. Öyle yürünür mü burada? Ay çok zevkli kız bu. Çekli köpeğin burayı da alacağım. Kız mukaddes. Bak bak. Sana bir şey soracağım.
sen herifinle aranda bir sıkıntı mı var? Ay ben ne zaman görsem sen adamdan kaçıyorsun. Kız ben sana bir şey diyeyim mi? Böyle edin ama sonra adamı kaybedince değerini anlarsın ha. Vallahi bak bir kaçan, iki kaçan. Üçüncüye bir bakan adam koluna takmış bir çıtırı. Geçmiş karşıya. Ya nereden çıkarıyorsun bunları ya? Fehmi yapmaz öyle bir şey. He yapmaz he seneyle sanma. Ben de benim Mustafa da yapmaz dedim ama. İki kızla beni burada bıraktı. Gitti Ukrayna'ya. Sarışın karıyla. Kuzu kur olmaya sıçak. Fehmi yapmaz öyle bir şey. Benim Fehmim benden başkasını gözü görmez ayol. Sen iyisin. Çok zevkliymiş. Bir sürü topladım. Ne oldu? Fehmi Şekerci zaten. Bu holding yönetmeye benzemiyor değil mi? İşine bak oğlum. Birazdan toplarız çuvalları. Enişte! Az konuş da ellerim çalışsın enişte! Konuşana bak. 40 yıllık ırgat sanki. Vallahi enişteciğim, yani bu işler böyle olur yani. Bilmiyorsan sus, sus. İşine bak hadi. Yapmıyorum. Niye bağırıyorsun? Herkes bize bakıyor. Ya ben sürpriz yapayım demiştim. Al kız. Ula Ayfer hiç sektirmiyorsun ha. Tam isabet. Allah sektirmesin kız. Yılların atıcısıyım anam. Öyle tek tek. Ay Hacer Hanım o kadar özledim ki Selim'i. İyi değil mi o? Ay annem benim. Çok özledim seni oğlum. Aslanım ne yapıyorsun? Özledin mi bizi? Merak etmeyin siz. Bizim keyfimiz yerinde. Siz gezip tozup eğlenmenize bakın. Vallahi kokusu burnumda tüttü Hacer Hanım ya. Şimdi görünce bir kötü oldu. Ay yapma Zeynep. Kadar dönüyorsunuz zaten. Günaycığım çocuğu çek çocuğu. Hadi bay bay. Bay bay. Anneciğim bay bay. Ay aşkım benim. Şimdi biz birazdan bıcı bıcı yapacağız. Uyuyacağız. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Çal Zeynep. Valla ben bile çok özledim. Seni tahmin edemiyorum. Ne demek ben bile Fatih? Her şey işte. Babası olarak. Özleyeceksin tabii. Babasısın sen onun. Yani... En azından ben o öyle bilsin istiyorum. Ben onun babasıyım. Ya... Evet bu bir oyun olarak başladı. Ama sen... Yani ben artık bu sorumluluğu daha fazla taşımak istemiyorum dersen inan ben seni anlarım. Ne diyorsun Zeynep? Anlarım seni Fatih. Sadece ben Selim hayatı boyunca hep seni babası olarak bilsin istiyorum. Evet öyle de bilecek zaten. Benim gibi bir yana eksik büyüsün istemiyorum. Biliyorsun ben annesiz büyüdüm. Sen bilmezsin bunun nasıl bir duygu olduğunu. İnşallah da bilmezsin. Ama çok zor. Bana annem bizi terk etti. Annem bizi sevmiyor. Hatta annen öldü dediklerinde bile... ...ben içimde hep...
O umudu taşıdım. Hep bekledim bir gün belki çıkar gelir diye. Ben seni ve oğlumu asla bırakmayacağım, tamam mı? Asla. Zeynep. Sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Oo, maşallah, maşallah. Ne o? Daha ilk günden böyle havlu mu attınız? Ha, yok Reis babacığım, biz oğlumuzla görüntülü konuştuk da duygusala bağladık biraz. Ha. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım ya. Zeynep. Yaman. Ne oluyor? Zeynep'le bir tartışma falan mı yaşadınız? Reis baba. Hı? Zeynep annesinin yaşadığını söyleyin. Ben? Bu konuda konuşma çıksın demedim ben sana. Ya evet dediniz. Ama Zeynep perişan bir halde. Ne zaman oğlunu özlese anne özleminden bahsediyor. Söyleyin işte ne var? Tamam. Tam da Meryem pes etmiş giderken biz ona ha bu senin anandır mı diyeceğiz? He? Gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepeti ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım. Çok zevkli. Ya bu kardeş, epey havaya girdin sen bakıyorum. Yorulmuşsundur bak, hadi gel eve gidelim. Hadi mi ya? Sen ne istiyorsun benden ya? Düşsene yıkamdan, Allah yıldım ya. Hava mı yaramadı acaba sana? Vallahi ayıp oluyor herkese. Yanlış anlayacaklar. Ya mukaddes, delirdin mi sen? Neyi yanlış anlayacaklar? 30 yıllık karımsın, ne yapabiliriz ki Allah aşkına? Hem de biz burada ne yapabiliriz? Düşsene yakamdan. Üf yeter ya. Çekil şuradan, çekil çekil. Gidiyorum ben ya. Nereye baksana benim. Ay çekilsene önümden. Asu be. Sen çekirdat bana çarpan ses. Ayakkabını da çıkardın. Çekil. Manyak kadın. Ne diş? Şevket Reis. Benim bu Fehmi'ye bir haller oldu. Bir söylesene. Siz benden uzaklarda ne yiyip ne içiyorsunuz ha? Ha sen ne yiyorsun? Biz de onuyuz da. E ne oldu benim adama? Ne mi? Buranın havası mı çarptı acaba? İyi hadi bana bak, ben gidiyorum eve. Salma sen lafa tut onu. Kaçtın. Fehmi! Ha Şevket. Ha nasılsın bakayım? Sağının sayasın yerinde mi? İyi, iyi, çok iyi. Bu kadesi gördün mü? Gördüm tabii da. Şimdi yukarı gitti eve. Ha iyi. Hadi ben de çıkayım. Ya bu temiz hava çarpıyor adamı fena ile. Çarpma. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi git karnını yiyorum. Cevat, Kamil. Ha buyur reis. Emret reis. Ha siz bu palı nereden aldınız? Kamil ben sana demiştim reis anlar diye. Ulan kardeşim sen demedin mi o balda aynı o balda aynı ağacın üstünde, o yüzden indirdik ya. Sen o ağacın üstündeki balı indir demeseydin indirmeyecektik. Hadi dedi diye durduk. Satıcı. Ulan siz yoksa. Ya reis vallahi de billahi de biz senin o istediğin balı aldık. Ama bu Kamil böyle ayı pençesi gibi elini sokunca kavanozun içine. Kavanoz düştü kırıldı. Aa sonra bir baktık ağaçta kovan. Kovandaki. Ben. Ha kimle eve koş. Kimse o paldan bir parça daha yemeden hemen o balı ima ediyor. Anlaşıldı mı? Ha? Hadi koşun dedim. Tamam ben koşamıyorum reis. Ha koş dedim daha. Yoksa o balın hepsini sana yediriyor. Koş. Tamam reis tamam. Balın iyisinden anlarsın sen zaten. Haydi. Zeynep. Zeynep. Nereye gidiyorsun? Şükrü amcayı bulacağım. Anneannemin evine götürsün beni. Nasıl yani? Anneannen o da mı burada? Aha. Aşağıdaki köyde onun evi. Yaşıyor mu? Hayır ama hayal meyal hatırlıyorum evini. O
cam kenarındaki sedirini, o camdaki böyle sonsuz yeşilliği. Sen ne yapacaksın bu şeyde? Gel dönelim hadi. Görmek istiyorum Fatih. Ben de geliyorum. Ya sen git bizimkilerin yanına, ben Şükran'cım. Geliyorum. İyi, sen bilirsin. Balım nerede? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ha Femi, o balı ben yedim. Hepsini mi? Hepsini. Çüş. Neyse. Afiyet olsun Şevket. De, ondan birkaç kavanoz tedarik edebilir miyiz? İstanbul'a götüreceğim. Olur, tabii ederiz, ederiz Femi. Femucuğum, pala ne gerek var? Baksana bir sürü yemek var canım. Onlardan ye, boş ver balı. Hani sen önünde tabak yokken yiyemezdin? Maşallah, ortama uymuşsun da geçmişsin bile. Ay tabağa ne gerek var anneciğim? Ama siz beni hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ha bu kek midir? Çok haklısın mukaddes. Seni hiçbir zaman anlayamayacağım. Kız anam, mukaddes hanım ile buraya alıştığına göre diyeyim ki İstanbul'dan buraya mı göç etsek? Vallahi kız, havası ayrı bir güzel, suyu ayrı bir güzel. Oh, şu yeşilliğin kokusunun güzelliğine bak hele ya. İnan olsun iştahım açıldı ha. Kız senin iştahın hiç kapanmıyor ki. Sen sürekli yiyorsun. Geçen gün ben baktım ekmek arası börek yiyordun. Aşk olsun kız mukaddes. Birine seni dost bildiydim ha. Sen benim lokmalarım mı sayın kız? Ayıp ya. Bana ne ayol? Şükrü. O nerede yatıyor? Kim abi? Ha onu diyorsun. Yukarıki mezarlıkta, karamışın altında abi. Öyle. Burası mı? Evet, bu ev. Ne güzel bir evmiş. Hiç değişmemiş. Manzaraya bak. Gördük işte. Hadi Zeynep dönelim. Ya dur Fatih, acelen mi var? Gördük işte Zeynep, tamam. Ya iki dakika daha. Fatih, birileri yaşıyor evde. Ya muhakkak yaşıyordur, rahatsız etmeyelim Zeynep. Dur dur, iki çift laf edeyim. Zeynep. Merhaba. 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 Siz bu evde mi yaşıyorsunuz? He. Ben 5-6 yıldır bundayım. Emine Nine'ye bakıyorum, hizmetini görüyorum. Emine Nine dediğin? Tanır mısın sen yoksa? Karalayan Emine. Hayatta mı? Maşallah var. Allah uzun ömürler versin da. Sen kimsin? Zeynep ben. Zeynep. Torunuyum onun. Torunu mu? Anneanne! Zeynep! Anneanne! Zeynep! Zeynep böyle bitirdin mi evin içine birdenbire? Anneanne! Zeynep! Anneanne! Zeynep! Anneanne! 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 Zeynep! Ne bağırıyorsun kız? Anneanne, ben senin torunum. Zeynep! Tanıdın mı? Zeynep. Tabii. Tanem ben. Nasıl ya? Akla ermez Emine Ninem'un. Bir bakmışsın her şeyi zehir gibi biliyor. Ama bir bakmışsın şuncacık çocuk. Tanımaz kimseyi o, bilmez. Benim torunum morunum yok. Ben hiç evlenmedim. Misafirdin yine mi? Misafir bunlar. Git saykır. Börek mörek akşamda yaptım. Onlar da yattır yesinler, misafirdirler. Tamam yine. Yok, ne gerek? Sen de kimsin? Ben kocasıyım nineciğim. Nereden buldun bu deli dolu kızı? Kucağıma düştü. Kucağına düştü. Kız sen utanmadın mı eli kucağına düşmek? Vallahi düştü. Kimlerdensin?
Şekercizadeler. Şekercizadeler. Şey, uzaklardan. Zeynep. Zaten hatırlamadı bir şey. Hadi gidelim, rahatsız etmeyelim. Yok yok. Gitme, gel otur. Yok yok. Hadi hadi otur. Gel 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 otur. Gel buraya gel. Bunda gel, bunda. Burada gel otur. Gel otur. Rahatsız etmeseydik biz. Yok. Sen kimlerdensin? İşte dedim ya, ha. Şekercizadeler. Ha. Bir daha söyle, bir daha söyle. Nereden buldun bu deli dolu kızı? İyi yerden buldum. İyi yerden buldum. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim ben. Seni rahatsız etmeseydim. Yok yok yok, otur otur. Oturdum. Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Tamam, getiriyorum. Fatma, çayı getir. Getiriyorum. Börekle koymuştum. Onları da alacaksın. Misafirdiler, içsinler. Otur. Çayı getir. Anne gibi kokuyor. Tanımıyorsun değil mi sen? Tanımıyorum. Kulakları duyuyor Fatih. Bağırmana gerek yok. Duyuyorum, evet duyuyorum. Sağırlığım yok. Tanımıyorsun da Zeynep'i. Tanıyorum. Tanımıyorum. Nereden tanışırız. Ben hiç evlenmedim. Ha iyi. Ben hiç evlenmedim. Torunum morunum yok. Yok. Var benim. Yok yok. Ben senin torununum. Senin kızın. Teyze yalan atıyor. Yok, ben hiç evlenmedim. Ya. Benim torunum tamam, morunum yok. Tamam, yok yok. Torunun değilim ben. Misafir. Tamam, oğlum misafir kızım. Ay. Yok torunum yok ama oğlum torunum. Fatih, kokusunu böyle koyacağım bir şişenin içine. Böyle koklayacaksın arada ya. Vallahi huzur. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Yok yok, biz kalkarız birazdan zaten. Teşekkürler. Sen de açmışsın. Bu Fatih benim kocam, anneanne. Benim. Çocuğun var mı? Var. Dünyalar tatlısı bir oğlum var. Oğlumuz var. Ah oğlum, hata üstüne hata yapmışsın. Hı? Niye? Nereden buldun bu çirkin kızı? Olur mu Nineciğim? O benim için dünyanın en güzel kızı. Eh, kendisi çirkin ama bahtı güzel olsun derler. Derler, doğru. Evet. Fatma ya, sen 5-6 yıldır buradayım dedin ya. Acaba eline hiç annemin fotoğrafı geçti mi? Zeynep kalkalım. Otur otur. Yok yok kalkalım otur. Biz. Otur. Emine ninemin odasında bir tane olacaktı. Ben bir bakayım kaybetmediyse. Yok yok gerek yok. Otur otur otur. Sen ya, nerede oturuyorsun? İstanbul'da. Nerede? Rahatsızlık vermeyelim ne biz. Ne çalışıyorsun? Ben tatlıcıyız biz. Ne yapıyorsun, ne tatlısı? Helva helva. Az sonra yiyeceksiniz helvamı. Kalkalım var, artık. Üsküdar mıyız? Biz oralara Üsküdar. Yakın. İnanmıyorum. Zeynep. Fatih, bu... Zeynep, her şeyin bir açıklaması var. Yani ben... Hayatımda ilk kez annemin bir fotoğrafını görüyorum. Fatih. Zeynep, ben... Baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim lan? Annem. Ha, evet. Yani ne gençmiş. Gencecikmiş. Bu fotoğraf benim olabilir mi? Ne olursun bu fotoğraf benim olsun lütfen. Bu kim? Bu benim annem, senin kızın. Ben hiç evlenmedim ki. Tamam, sen hiç evlenmedin. Peki bu fotoğraf benim olabilir mi? Lütfen benim olsun anneanne, ne olur. Pek de güzelmiş. Olsun. Allah. Teşekkür ederim. Kes kes, camaklarımı kırdın mı kızım? Tamam. Sen de kimsin? Sayınızı içtiniz mi? İçtik içtik. Biz kalkalım mı Zeynep? Ey öyleyse Fatma, bunlar yok koş gitsin. Hah öpeyim. Hadi. 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 Hadi bunlar yok koş gitsin. Misafirlerimiz. Hadi. Hadi. Hadi Zeynep. Hadi. Hadi. Kendine iyi bak. Sağ olursun. Bunlar da şimdi. Ben hiç evlenmedim ki. Şu an o kadar mutluyum ki Fatih. Bunca yıl defalarca sordum babamla halama annemin tek fotoğrafı var mı diye.
Ama yoktu. Bu benim için o kadar değerli ki. Teşekkürler Fatma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Güle güle. Hoşça kal. Ne arıyorsun burada? Yoksa yine bizi takip mi ediyorsun ha? Hayır, ziyarete geldim. Belli oluyor. Gelir gelmez soluğu kocanın mezarında almışsın zaten. Bu babamın mezarı Şevket. Bak. Cahit orada. Git meseleni onunla hallet. Yaranı kaşıyıp kaşıyıp beni daha fazla kanatma. Ben akşam İsviçre'ye dönüyorum. Bir daha da buralara asla gelmeyeceğim. Al bu mektubu oku. Kimden hesap soruyorsan sor. Bitsin artık. Arkadaşım, dostum, kardeşim Şevket. Keşke sana böyle hitap edebilseydim. Keşke dostluğumuz, kardeşliğimiz bir ömür sürseydi de seninle canlı kanlı helalleşebilseydim. Ama olmadı. Sana bu satırları yazma sebebim af dilenmek ya da bunca olandan sonra bana hakkını helal etmeni istemek değil. Sadece Meryem için yazıyorum bu mektubu. Ben bu hayatta her şeye sahip oldum. Ama hiçbir zaman bir ailem olmadı Şevket. Meryem'in sevgisini hiçbir zaman kazanamadım. O hep seni sevdi. Bana senin ve kızının iyiliği için katlandı. Onu seni terk etmeye ben zorladım. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kızınla tehdit ettim, seni öldürmekle korkuttum. Meryem'in size olan sevgisini kullanmaktan geri duramadım. Bir umutla beni sevebileceği hayaline kapıldım. Olmadı. O sizi terk edip bana geldiği gün kendini çoktan bir mezara gömmüştü. Bunca yıl onun yüzünü güldürüp sevgisini kazanmaya çalıştım. Ona hayal edemeyeceği zenginlikte bir hayat sundum. Ama mutlu etmeyi başaramadım. Çünkü o seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedi Şevket. Size yaşattıklarımın pişmanlığıyla ölmek inan çok acı verici. Benim istediğim sadece Meryem'i affetmen. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedim seni? Sen kazandın Şevket. Ben çekiliyorum. Ve hiçbir zaman bana ait olmayan Meryem'i sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Onun hala seni sevdiğine eminim. Arası, oy iki dağın arası. Meryem! Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin. Niçahımın
parası. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdin böyle ağlar, sevdin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdin böyle ağlar, sevdin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdin böyle ağlar, 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 sevdin. Orhan, Selin, Fadik neredesiniz? Abla. Buradayız. Bakın, anneannemin evinde ne buldum? Ne buldun? Kim bu? Annem. Ne? Evet, annemin fotoğrafı. Ay Zeynep. Çok güzel kadınmış. Abla, hakikaten çok güzel kadınmış ya. Efendim reis baba. Damat neredesin? Evdeyiz. Zeynep nerede? Burada, yanımda. Zeynep'i de al, hemen yayladaki eve gelin, tamam mı? Kimseye çaktırma. Ne oldu yine? Ben ne diyorsam onu yap. Hayat memat meselesi. Anladın mı? Haydi. Tamam. Hadi şimdi. Zeynep. Heh. Bir gelsene. Ne? Gel hadi. Nereye Fatih? Hayatım bir kere de sorgulama, hadi gel. Tamam, önce bir çay içseydik. Sonra içeriz canım, hadi. Biz geliriz sonra. Tamam işte. Kız senin kadar güzelmiş. Hadi canım. Enişte, hadi enişteme de götür enişte. Aldım aldım onu da. Biraz acele etmiyor musun Şevket? Böyle birdenbire nasıl anlatacağız? Hani İstanbul'a döndükten sonra karşımızı alıp sakince anlatırdık. Meryem, ben bu günahı 26 yıl yüreğimde taşıdım. Artık bir gün bile dayanamam. Zeynep'in gerçeği bir an önce öğrenmesi lazım. Evet. Fatih. Hı. Sen beni buraya eğer dün gecenin intikamını falan almak için getirdiysen hiç boşuna uğraşma diyorum sana. Yok. Ama onun intikamını çok pis alacağım senden, haberin olsun. Hı. Reis babam aradı. Ne? Ha, reis baba. Baba? Getirdim Zeynep'i. Ya siz yine ne işler çevirdiniz? Ben şu an korkuyorum bak. Vallahi Zeynep'ciğim, sana yemin ediyorum bu kez ben de bilmiyorum. Zeynep. Konuşmamız lazım. Baba, kesin bir şey oldu değil mi? Ne yaptınız? Nürler'le kavga falan mı ettiniz? Bak kimseye hiçbir şey yapmadın değil mi? Kızım bak, ha sana bir şey diyeceğim ama nasıl diyeceğim bilemiyorum. E de işte. Kızım. Senin annen ölmedi. Yaşı. Müzik.
Annen yaşıyor mu dedi baba? Evet, öyle dedi. Meryem Hanım? Ha, bu kadın senin annen. Ben senin annenim kızım.